Kanal Hafta Sonu Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Gülşah Ekinci. Saatimiz 19.30'u gösteriyor. Tüm önemli gelişmeleri aktaracağız ama öncelikle bugün 15 Temmuz 7. yıl dönümü darbe girişiminin, o hain darbe girişiminin, saldırının tam 7 yıl önce Türkiye bugün büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Türk milletinin ülkesine, milletine olan bağlılığı, sevgisi sayesinde işte o kalkışma bastırıldı. Peki bir hatırlayalım, 15 Temmuz'da neler oldu? 15 Temmuz'da NATO'nun rolü neydi? FETÖ'yle mücadelede dünden bugüne neler yaşandı? Ne kadar yol kat edildi? Tüm bu soruların cevabını haberlerimizde sizler için hazırladık. Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün 15 Temmuz münasebetiyle bir tören düzenlendi. Bu törende hangi mesajlar verdi? Bunları da size aktaracağız. Diğer yandan tabii ki 15 Temmuz'un çok önemli bir kahramanı vardı. O da unutulmadı. Diğer yandansa FETÖ'cülerin hain planları ortaya çıktı. Hepsini haber merkezimiz gün boyunca tüm ayrıntılarıyla hazırladı. Tüm bu başlıklar ve daha fazlasıyla ana haber başlıyor. Evet, bugün 15 Temmuz FETÖ'cü hain kalkışmanın 7. yıl dönümü, darbe girişimi Türk milletinin kararlılığıyla bastırılmıştı. 62'si polis, 5'i asker, 173'ü de sivil, 251 kişi şehit oldu o gece. Neler yaşanmıştı? Gelin birlikte hatırlayalım. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en kanlı gecesini yaşadı. Köprüler kapatıldı, halka ateş açıldı, hatta Gazi Meclis ilk kez savaş uçaklarıyla bombalandı. Türk milleti darbeyi İstanbul'daki İki Boğaz Köprüsü'nün tek yönlü trafiğe kapatılmasıyla öğrendi. Tanklar yolu kesmiş, askerler köprüde dizilmişti. Önce ne olduğu anlaşılamadı. Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Fethullahçı Gladio, Amerikancı darbenin düğmesine basmıştı. Sıkı yönetim abi. Kapat! İstanbul'da köprüler tutulurken Ankara'da da hareketlilik başlamıştı. Genelkurmay civarından efendim. Genelkurmay civarından yoğun 22 hattı geliyor. Saat 21.22. İlk olarak Genelkurmay karargahı basıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli darbeci askerler karargaha tam teçhizatlı ve silahlı olarak girdi. Amaç darbeyi karargahtan yönetip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal etmekti. Orgeneral Akar'a darbe bildirisi imzalatılmaya çalışıldı. Ancak Akar bütün baskılara rağmen darbecilerin talebini reddetti. Saat 22. Darbecilerin kullandığı F-16'lar, meclis, genelkurmay karargahı, Çankaya Köşkü, emniyet binası gibi kritik kurumların üzerinde alçak uçuş yapıyor. Televizyonlar canlı yayına girmiş ve İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nün bir grup asker tarafından kapatıldığı bilgisi veriliyordu. Ankara'daki MİT binasında çatışmalar yaşanıyordu. Başbakanlık bünyesinde yeni bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. Havadan ve karadan tüm saldırılara karşı silahlı müdahale talimatı verildi. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Saat 23.03. Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı'ndan Akıncı üssüne götürüldü. Saat 23.08. F-16'lar Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı bombaladı. 42 polis o bombardımanda şehit oldu. Saat 23.45. Bir grup darbeci TRT'ye silahlarla girdi. TRT'de darbe bildirisi okutuldu. Tüm uluslararası anlaşmalarımız ve taahhütlerimiz geçerliliğini korumaktadır denilerek uluslararası merkezlere mesaj verildi.
devletin yönetimi teşkil edilen Yurtta Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. Saat 23.48. Vatan Partisi girişimin bir Fethullahçı kalkışma olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Vatan Partisi yöneticileri peş peşe halkı kalkışmaya karşı uyardı. Artık saat 24'ü geçmişti. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecenin ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CNN Türk yayınına katıldı. Darbeye karşı halkı meydanlara çağırdı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halk darbeye karşı meydanlara indi. Devlet kurumlarının önü Türk bayraklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar tarafından doldu taştı. Halk üzerine yağan mermilere ve bombalara rağmen meydanlardan ayrıldı. Saat 2.32. Meclise bomba atıldığı haberi geldi. İkinci ve üçüncü bomba da peş peşe saat 3.20'de atıldı. Külliye çevresi helikopterlerle tarandı. İki vatandaşımız yaralandı. Saat 3.30. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otel basıldı. Erdoğan otelden baskından önce ayrılmıştı. 23 kişilik Maktim'i Erdoğan'ın koruma polisleriyle çatıştı. 5 polis yaralandı. Saat 3.40. Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterler tarafından vuruldu. Nizamiye'ye bir atış yapın, Nizamiye'ye gel. Saat 5. Polis Genelkurmay binasını çevreledi. Darbeci askerlere teslim olun çağrısı yaptı. Saat 6.50. Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ı atadı. Darbe teşebbüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. Bu durum, darbecilerin medya ve internet gibi enformasyon araçlarıyla giriştikleri algı operasyonunu kısa sürede çökertmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kanlı gecesinin yaşandığı o gün asker, polis ve sivil olmak üzere toplam 251 şehit verdik. Mermilerin ve bombaların hedefi olan pek çok sayıda kişi yaralandı. Darbe girişimine katılan 2839 asker gözaltına alındı. Darbe gerçekleşseydi ne olacaktı? Şimdi gelelim NATO faktörüne. Bugünlerde yine çok konuşuyoruz, tartışıyoruz. Peki NATO'nun rolü neydi 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminde? Girişimin başından sonuna kadar NATO hep yer aldı. Öyle ki darbe girişiminin merkezi bile ABD Virginia eyaleti Norfolk'ta bulunan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'ydı. İşte öncesi ve sonrasında NATO'nun 15 Temmuz'daki rolü. Takvimler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye büyük bir saldırıyla karşı karşıyaydı. Türk ordusunun içine yerleştirilen Gladio 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı. 15 Temmuz günü İncirlik Üssü, Akıncı Üssü gibi üslerin adı öne çıksa da darbe girişimi bizzat NATO karargahlarından yönetilmişti. Aslında planlamalar da aynı merkezden yapılmıştı. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Gladio'nun dünyaya hükmetme merkeziydi. Gladio bu merkezden yönetiliyordu. NATO'nun asimetrik savaşla ilgili birimleri bu merkeze taşınmıştı. Ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, enerji, bilim ve teknolojisine artık bu merkez yön verecekti. Gladio'nun elindeki önemli enstrümanlardan biri de FETÖ'ydü. 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi de ABD Virginia eyaleti Norfolk'ta bulunan NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'ydı. Bu üsse bağlı komuta kontrol konuş ve idame edilebilirlik dairesi başkanı FETÖ'cü tüm amiral Mustafa Zeki Uğurlu'ydu. Uğurlu darbenin başındaki isimdi ve kendisine bağlı ekiple birlikte Amerikalı subayların yönetim ve denetiminde çalışıyordu. Daha önce FETÖ soruşturması sırasında İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından ifadeye çağrılan Uğurlu, Norfolk'ta hastaneye gitmiş, vertigo hastası olduğuna dair rapor almış ve ifadeye gitmemişti. Savcı Okan Bato, 9 Temmuz günü Uğurlu hakkında tutuklama kararı verdi.
Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ temizliğine başlayacağına dair emareler güçlenince ABD FETÖ ortakları gözünü kararttı ve 15 Temmuz için düğmeye basıldı. Planlamalar NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nda yapıldı. Mustafa Zeki Uğurlu da darbe girişimi gecesi Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le birlikteydi. Darbeyi buradan yönettiler. Uğurlu 22 Temmuz'da üsse giderek üniformasını bırakıp ayrıldı. Ancak 4 gün sonra NATO Sanayi Danışmanlık Grubu'nun Norfolk'taki toplantısına Türkiye temsilen katıldı. NATO'nun internet sitesinde Uğurlu'nun toplantıdaki üniformalı resmi yer aldı. Resmin altında Amiral Mustafa Uğurlu, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Komuta Kontrol Konuş ve İdame Edilebilirlik Daire Başkanı yazıyordu. Bu Türkiye'ye verilen bir mesajdı. Zira bir NATO yetkilisi Uğurlu hakkındaki tutuklama kararıyla ilgili olarak Türkiye bize bildirdi diyordu. Yani NATO Türkiye'nin kararını tanımadığını ve kaçak amirale sahip çıktığını açıkça ilan ediyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin psikolojik harekat merkezi ise Büyükada seçilmişti. NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı denetimindeki STK'lar ve düşünce kuruluşları Henry Berkey önderliğinde Büyükada'da üstlenmişti. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında NATO'da görevli 462 subaydan 237'si hakkında FETÖ'den işlem yaptığı öğrenildi. Bu subaylardan 200'ü geri dön çağrısına uymadı. Ayrıca bu 237 subaydan 3'ü general, 17'sinin delil kabul edilen baylok kullandığı saptandı. Bu kaçak subaylar Hollanda, İtalya, Belçika, ABD, Almanya, İspanya, Avusturya, Norveç, İngiltere, Yunanistan'daki NATO üslerinde görevliydi. Darbe girişiminin NATO merkezli olduğunu anlatan en önemli olgu buydu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Savcıları tarafından hazırlanan iddianamelerde FETÖ'nün dış güçlerle olan bağı da net şekilde ortaya konuldu. İddianamelerde yurt dışı görevlere seçilerek NATO kadrolarına atanan FETÖ-PDY mensubu subayların bazı milli ve askeri bilgileri NATO makamlarına servis ettikleri kaydedildi. Bir FETÖ sanığının darbe girişiminden hemen önce Amerika'nın NATO'nun onayı var şeklindeki ifadeleri de yer aldı. İddianamelerde dikkat çekilen bir nokta şu oldu. Darbe girişiminden önceki son 15 yılda ABD'ye NATO daimi görevlerine gönderilen FETÖ'cülerin sayısı arttı. Bunlardan darbe girişimine fiilen katılan FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilenlerin oranı dikkat çekecek boyutta. O akşam yapılan açıklamalar da tarihi önemdeydi. İşte bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminin bozguna uğratılmasına Vatan Partisi önderlik etti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek o akşam yaptığı ilk açıklamada ABD destekli FETÖ'cü darbe girişiminin ezileceğini vurguladı. Parti önderleri de girişimin bozguna uğratılması için seferberlik halinde hareket etti. Açıklamaları ve tüm yaşananları dakika dakika izliyoruz. Bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Ülke yönetimine bütünüyle el konmuştur lafı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlamaktadır. Bu laf darbe girişiminde bulunan, kalkışma girişiminde bulunan Amerikancı Fethullahçı gruba ait bir laftır. Ve Türk ordusu bu girişimi bertaraf edecek güçte ve kuvvet. Sayın Perinçek merhaba. Merhabalar. Efendim asker jetlerinin sesleri eşliğinde gerçekleştiriyoruz maalesef bu yayını. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu girişimi, bu cesareti nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönemde? Neler söylemek istersiniz? Bütün milletime sesleniyorum, yurttaşlarıma. Kesinlikle belirtiyorum. Bu kalkışmaya girişenler kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk ordusunu temsil etmiyorlar. Bu çok önemli. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir grup Fethullahçı, bir grup Amerikancı unsurların girişimidir. Bu Türk ordusunun girişimi değildir. Türk komutanları, Türk ordusu kesinlikle bu girişimde aynı safta değillerdir. Bunu özellikle belirtiyorum. Ve
göreceksiniz bu darbe girişimi veya bu kalkışma kesinlikle bozguna uğrayacaktır. Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri birleşip bu kalkışma girişiminde bulunanları ezecektir. Türkiye cephesine çağırıyorum. Bütün siyasi partilerimizi, bütün kitle örgütlerimizi, sendikalarımızı, meslek odalarını. Büyük Türk milleti, sevgili yurttaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla, güvenle selamlıyorum. Bu Amerikancı bir kalkışmadır. Bu kalkışma PKK'yı hendeklerden kurtarmak içindir. Bu kalkışma Fethullah terör örgütünü Cumhuriyet'in pençesinden kurtarmak içindir. Bu kalkışmaya girişenler Amerika'nın Türkiye'yi bölme planları içindekilerdir. Bu kalkışmanın, size kesinlikle söylüyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir ilgisi yoktur. Komuta kademesi Türk Silahlı Kuvvetleri, göreceksiniz, milletle birlikte bu Amerikancı, Fethullahçı kalkışmayı ezecektir, bozguna uğratacaktır. O Yurtta Sulh Konseyi adı altında yayınlanan bildiriye bakın, her tarafından Amerikancılık akmaktadır. O bildiride yurtta sulh dedikleri PKK ile sulh, PKK ile barışmak, Amerikan planı. O bildiride yurtta sulh dedikleri Fethullah'la sulh, Fethullah'ı kurtarmak. Orada da Amerikan planı. Bakınız, Amerikan yayınlarını biraz evvel inceledik. Orada hiçbir şekilde bu kalkışmaya karşı bir tavır yok. Darbeyi Amerika destekliyor, bu kalkışmayı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın kara gücü olan PKK'yı hendeklere gömdü. Bu kalkışma Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı intikam eylemidir. İntikam hareketidir. Türk milletine karşı, Cumhuriyet'e karşı, ordumuza karşı Amerika'nın emrinde intikam eylemine katılan, alet olan askerlerimizi, subaylarımızı uyarıyorum. Askerimizle polisimizi karşı karşıya getirmek isteyen Amerikan tertibini kesinlikle bozguna uğratacağız. Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti omuz omuza verecek. Ve bu kalkışmayı bozguna uğratacak. Alet olanlar derhal silahlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmelidirler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin safına geçmelidirler. Amerikancı kalkışmaya alet olanları bir daha uyarıyorum. Bugün Türk milleti olarak, siyasi partiler olarak dünkü tartışmalarımızı, anlaşmazlıklarımızı derhal bırakacağız. Cumhuriyeti savunmak için. Bu darbe girişimine, Amerikancı girişime karşı el ele vereceğiz. Beraber olacağız. Ve göreceksiniz, Türkiye buradan zaferle, başarıyla çıkacaktır. Amerikancı, Fethullahçı kalkışmaya geçit yok. Geçit yok. Amerikancı, Fethullahçı kalkışma Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletinin beraberliğiyle kesinlikle bozguna uğratılacaktır. Sizlere sevgi ve saygılar sunuyorum. Vatan Partisi, vatan bütünlüğünün, cumhuriyetimizin, Atatürk devriminin savunulması için görev başındadır. Sevgiler ve saygılar aziz yurttaşlarım. Sizin ekip sağlam değil miydi? Bu başarı elde edilmezdi. Darbe önlenmezdi. 7 yıl önce böyleydi. Peki 7 yıl sonra ne durumdayız FETÖ'yle mücadelede? Ne kadar yol kat edildi ve bu mücadelede başarının anahtarı nedir? 50 saniyelik kısa bir aranın ardından işte tüm bu sorulara cevap bulabileceğiniz haberimizle tekrar karşınızda olacağız. We'll be right back.
Efendim Ulusal Kanal, Ulusal Radyo ortak yayınında hafta sonu ana haber bültenimiz devam ediyor. Öncelikle gündemimiz elbette 15 Temmuz, 7 yıl önce bugün yapılan o hain kalkışma. Peki dünden bugüne ne durumdayız? Terörle mücadelede ne kadar yol kat edildi demiştik. İşte şimdi hazırladığımız haberi aktaralım. FETÖ'yle mücadelede tam anlamıyla başarı elde etmek için İdeolojik mücadele kritik önemde sevgili izleyiciler. FETÖ'yü var eden ideolojik zemin yok edilmez ve bu tür bir örgütlenmeyi haklılaştıran tezlere dokunulmazsa başarı sağlanamaz. Dolayısıyla AK Parti hükümetinin bürokrasideki mücadelesinin yanı sıra ideolojik çizgideki doğru adımları da büyük önem taşıyor. FETÖ'yle mücadelede başarının anahtarını Profesör Doktor Atakan Hatipoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza getiriyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Peki FETÖ'yle mücadelede ne kadar yol kat edildi? Konuyu Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Atakan Hatipoğlu ele aldı. FETÖ mücadelesinin eksik yönünü anlattı. Hükümetin burada çok büyük bir yanlışı var. FETÖ'nün nasıl bir tehdit olduğunu görememeleriyle bağlantılı bir şey bu. Evveliyatı var. Yani Türk ordusunu ve günümüzde bile hala Türk milletinin bütün milli fertlerini, kendilerinden olmayanları da tek bir cephenin içinde görebilecek bir olgunluğa henüz ulaşamadılar. Bu kadro politikalarında AK Parti hükümeti 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle mücadele etmeye başlasa da mesele sadece güvenlik bürokrasisine havale edildi. FETÖ tarzı bir örgüt var eden düşünce tarzıyla yeterince mücadele edilmedi. Bugün hükümetin dediğim gibi kadro politikalarına hala bizden olan olmayan gibi çiğ bir ayrım. O gece Türk ordusunun da işte hesaba katamayan, doğru okuyamayan anlayışın hala etkilerini görüyoruz. Ve bu tür bir örgütlenmeye yaklaştıran tezlere dokunulmadığı müddetçe tehlike farklı isimler altında sürmeye devam edecek. FETÖ'nün Türkiye'deki yeteneklerinin bir hayli azaldığını görüyoruz. Ama FETÖ'yle ideolojik olarak mücadele edilmediği için FETÖ'nün yerini almaya gönüllü başka türden tırnak içinde cemaatlerin, dolayısıyla aslında illegal birer siyasi parti gibi hareket eden başka tür yapıların da FETÖ'nün boşalttığı yeri doldurmaya istekli olduğunu. Günümüzdeki tehlikelerden en önemlisi de devlette kadrolaşan tarikatlar. Çeşitli tarikatların devlet içinde kadrolaşmaları ABD emperyalizminin, AB ülkelerinin ve NATO'nun himayesi altında vücut buluyor. Geçmişte FETÖ'ye karşı nasıl kör oldularsa, kör idiyseler, bugün de benzer bir körlüğü sürdürebildiklerini görüyoruz. Esas tehlike ve konuşulması gereken esas sorun budur. FETÖ'nün neden ABD tarafından eğitildiğini, NATO tarafından korunduğunu, AB ülkeleri tarafından kollandığını anlamak mücadelenin en önemli parçalarından biri. FETÖ ideolojisiyle hesaplaşmanın başarısı, tam bağımsızlığın ve laikliğin yapısal sonuçlar üretecek biçimde hayata geçirilmesinden geçiyor. FETÖ'cülerin hain planları da bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Aydınlık Şırnak Üniversitesi'nde FETÖ örgütlenmesini haber yaptı. Sonrasında konu yargıya taşındı. FETÖ üyeliğinden mahkum olan Bedirhan Önem, genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel hakkında ölüm talimatı verdi. Ancak Önem'in adam tutup Yücel'in öldürülmesi talimatını verdiği örgüt elemanı bu talimata uymadı. Örgütten ihraç edildi. Yetiş Ahmet olarak bilinen bu şahıs örgütün faaliyetlerini tek tek aydınlığa anlattı. İşte o dikkat çeken itiraflar. FETÖ'cüler 15 Temmuz sonrası kendini kurtarmak için her yolu denedi. Bazıları Pensilvanya'dan gelen talimatla diğer tarikatların içine sızdı. Bazıları da Doğu ve Güneydoğu illerine giderek kendilerini unutturmaya çalıştı. Yeni üniversitelere gönderilen elemanlar özel desteklerle doçent, profesör oldu. Bu planda FETÖ'nün Amerika'ya kaçan akademi imamı Şerif Ali Tekalan aktif rol oynadı. Kendini gizleyen ve AK Parti'ye yanaşan rektörler eliyle FETÖ'cü kadroların önü açıldı. Örgüt talimatlarını yerine getirmeyen rektörler deşifre edilmekle ve ellerinde bulunan özel dosyalarıyla tehdit edildi. Aydınlık gazetesi Şırnak Üniversitesi'nde FETÖ örgütlenmesini gündeme getirdi. Birçok kez haber yaptı. Aydınlık, üniversitede görev yapan Nurettin Veren'in Şırnak FETÖ mahrem imamı olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunduğu Bedirhan Önem'in faaliyetlerine mercek tuttu.
Bedirhan Önem FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay cezaya mahkum edildi. Bunun üzerine aydınlığı tehdit etmeye başladı. Peşlerindeyiz. Onların da rahat, yani FETÖ adına rahat hareket etmelerini engelleyeceğiz. Örgüt içinde Yetiş Ahmet olarak anılan kişiye Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'i öldürtmek için adam tutmasını istedi. Ancak Yetiş Ahmet bunun tehlikeli olacağını belirterek emri dinlemedi. Yetiş Ahmet örgütten ihraç edildi. Bu durumu öğrenen Yetiş Ahmet Şırnak'tan Gürcistan'a kaçarak Aydınlık'la dolaylı yollardan temas kurdu. 24 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de itiraflara başladı. Hizmet içerisinde molla mertebesinde olan Bedirhan Önem, Eylül 2017'de yanımda olacaksın dedi. Bedirhan abi 15 Temmuz'dan sonra açığa alınan kamu görevlilerindendi. Görev yeri Şırnak Üniversitesi, görevi uzmandı. Hakimler önünde eğiliyor, savcılarla ev buluşmalarında karşısında el pençe duruyorlardı. 10 aydan fazla Mersin'de Bedirhan Önem'le görev yaptıktan sonra kendisiyle Şırnak'a gelmemi, yardımcı olmamı istedi. Yetiş Ahmet'e talimat gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi burada bu tehdit tabii sadece Aydınlık yayın yönetmenine değil, bütün Aydınlık ve Ulusal Kanal'a. Çünkü Aydınlık ve Ulusal Kanal bu mücadeleyi bırakmadı. Altını çiziyorum, 15 Temmuz'dayız. Bırakmıyoruz. İtirafçı Bedirhan Önem'in FETÖ içerisindeki rolünü tek tek anlattı. Bedirhan abinin Şırnak 3. Ağır Ceza'daki davasını Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal yıllarca takip ettiği için çok yıprandık. Cevdet Türkyolu abi, Bedirhan Önem abiye Pegasus adlı bir dinleme, izleme, takip yapabilen bir yazılım yüklü telefon ve bilgisayar gönderdi. Bedirhan Önem Pegasus'la Şırnak'ta istediği devlet görevlisinin konuşmalarına, mesajlaşmalarına ve WhatsApp yazışmalarına ulaşabiliyor. Şırnak'ta milliyetin ve emniyette kurduğumuz sistemle her şeyden haberimiz oluyordu. Bedirhan Önem Şırnak'ta validen daha etkili bir konumdadır. Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'le hangi olaydan ötürü ayrılık yaşadığını ve örgütten dışlandığını anlattı ve İlker Yücel'in ölüm emrini verdiği itirafları da ortaya çıktı. Canımı zor kurtardım. Şu an Batum'dan yazıyorum yaşadıklarımı. Canım tehlikede de olsa bana yapılan haksızlığı sineye çekmemeye karar verdim. Bedirhan Önem kendisini sürekli haber yapan ve gizli bilgilerini ortaya çıkaran Aydınlık, Ulusal Kanal, İlker Yücel, Ferdi Tanlan, İsmet Özçelik'e büyük bir nefret beslemektedir. Bu nefretin tezahürü olarak İlker Yücel'i Twitter'da kendisine yazdıklarının yarattığı öfkeyle ölüm emrini verdi. Ülkeye gelen kaçak Afganları belirlediğimiz hedefleri yok etmek için kullanıyoruz. Bedirhan Önem'e İlker Yücel'in öldürülmesinin Türkiye'de olay olacağını, Perinçek'in sağ kolu olduğunu söyledim ve talimatı yerine getirmedim. İşte kalemim bu yüzden kırıldı. Hizmet diye diye bizi aldattın sen. Çok geç anladım. 15 Temmuz sürecinde başka yayın organlarının bu mücadelelerde FETÖ'ye karşı hükümete yakın yayın organlarının Aydınlık kadar atak olmadığını görüyoruz, biliyoruz. Bu haberleri yapmaya cesaret edemediklerini, özellikle siyasi ayakla ilgili cesaret edemediklerini görüyoruz. Yetiş Ahmet, hayati tehlikesinden endişe ettiğini anlattı. İlker Yücel'i öldürmek için Afganları gönderdiğini ve bana artık ihtiyacının olmadığını, rahmet tokadı yemem gerektiği bahanesiyle beni azletti. Yıllarca verdiğim emekleri hiç etti. Yıllarca senin kahrını çektim. Yetiş Ahmet dedin, her işe yetiştim. Karşılığı bu mu olacaktı? Gaygubut'e git dedin. Beni zehirleyip öldürme talimatını verdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun Bedirhan Önem? Salih bana abi gelme, çok kötü şeyler olacak, her şeyi evinde bırak hemen git demeseydi, beni uyarmasaydı ben bugün ölmüş olacaktım. Aydınlık peşlerini bırakmayacak. Yani bizim ev adreslerimizi yayınlasalar bile, başka tehditlerde bulunsalar bile peşini bırakmayacak. Bu ekibi FETÖ'ye çalışan bütün mahrem imamları tek tek tespit edeceğiz ve yargılatacağız. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir'e vereceğimiz söz bu olsun. Evet, gerçekleri görmek açısından bu itiraflar çok önemli. Biz de haberleştirdik, sizlere aktardık. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuştu. Yılmaz konuşmasında Çanakkale yeni kapı ruhuyla buradayız dedi. Kurtulmuşsa darbe girişiminde dış güçlerin rolüne dikkat çekti. Konuşmalar sonrası 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi. Evet.
demokratik bir ortamda darbeye kalkışanlar milli iradenin düşmanlarıdır, milli iradeye karşı olanlardır. Sonuç itibariyle biz 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Amerikancı 15 Temmuz darbe girişiminin sembol noktalarının başında Ankara geliyor. FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da meclisi bombalamıştı. O karanlık gece milli iradenin sembolü olan meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması milli irade düşmanlığının en açık göstergeleridir. Gazi Meclis'te darbe girişiminin 7. yılında törenler düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Yılmaz konuşmasında Çanakkale Yenikapı ruhuyla burada istedi. Dünya demokrasi tarihine geçecek kıymetli olan bu şanlı direnişe maalesef demokratik dünya yeterince sahip çıkamamıştır. Gerekli dikkati, gerekli sahiplenmeyi ortaya koyamamıştır. Çanakkale ruhuyla, milli mücadele ruhuyla, yeni kapı ruhuyla buradayız. Vatandaşlarımızın demokratik desteğinden aldığımız güçle şehitlerimizin aziz hatıralarına layık olabilmek ve kanlarıyla suladıkları bu vatanı daha da kalkındırmak yönünde var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Numan Kurtulmuş da törende bir konuşma yaptı. Arkasında darbeyle birlikte ülkemizin uluslararası bazı emperyalist güçler tarafından işgaline zemin hazırlayacak olan bir teşebbüstü. Yine aynı şekilde bu sadece yönetime el koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve mevcut hükümeti iş başından uzaklaştırma hedefini taşıyan bir karanlık teşebbüs değil, aynı zamanda iç savaşı tetiklemek üzere düğmeye basılmış olan, kökü dışarıda olan bir teşebbüstü. Ayrıca bu teşebbüs sadece adına FETÖ dediğimiz bir dar grubun ordunun içerisinde öbeklenmiş ve odaklanmış bir ihanet çetesinin işi değil, apronda sırasını bekleyen başka ihanet çetelerinin de işin içinde olduğu, uluslararası güçlerinde destek verdiği son derece karmaşık ve son derece komple dizayn edilmiş bir darbe teşebbüsüydü. Bu özelliğiyle sadece bir çeteyi değil, bir grubu değil, emperyalist bir teşebbüsü de işaret etmek, bilmek, anlamak ve gelecek nesillere anlatmak durumundayız. Konuşmaların ardından mecliste 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi. Amerikancı, FETÖ'cü, hain kalkışmada o 15 Temmuz akşamında canını hiçe sayan, varlığını milletine adayan ve gözünü kırpmadan şehit olan bir isim vardı. Gördüğünüz gibi efendim. Çok önemli. Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir. Halis Demir unutulmadı. Bugün kabri başında anıldı. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e herkes kabrine koştu. Onun için dualar etti. Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir gözünü kırpmadı. Hain darbe kalkışması gecesine verilen emri uygulayarak Türk milletinin kahramanları arasına adını yazdırdı. Şehit Halis Demir'i de Türk milleti unutmuyor. Kabri başında onu almak isteyenler yurdun dört bir köşesinden Niğde'ye akın ediyor. İşte bu en büyük kahramanlardan bir tanesi. Her zaman böyle bir hayalimizdi. Ailecek ziyaret etmek niyetimiz vardı. Çok şükür nasip oldu. Geldik, ziyaret ettik. Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı'na darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in kabrini ziyarete gelenler Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan canını veren, canını hiçe sayan yiğitlerimizden birisi Ömer Halis Demir abimiz. Birçok şehidimiz var bu şekilde ülkemizde. Bir Eren Bülbül, bir Fethi Sekin gibi. Allah onlardan razı olsun. Onlar şehit oldular. Biz de onların sayesinde bu güzel topraklarda yaşayabiliyoruz. Aynı ülkeler hedefinde de inşallah bu duyguları diri tutarak gelecek neslimize aynı duyguları aşılamak niyetindeyiz. Vatandaşlar ziyaret esnasında buruk bir mutluluk yaşadı. Çok yoğun duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Bir yan tabii aynı zamanda hüzünlüyüz. Allah kendisine rahmet eylesin. Makamını âli eylesin. Anlamlı bir ziyareti bisikletçilerden oldu. Sporcular bisiklet turu kapsamında geçtikleri şehirlerin şehitliklerinden aldıkları toprakları Halis Demir'in kabrine döktü.
Şimdi hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına döneceğiz. İstanbul'da canlı olarak konuşuyor. Nerede? Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında. Hemen kendisine kulak veriyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kardeşlerim, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarını bin yıllık vatan yapma, 200 yıllık beka mücadelemizin en önemli safhalarından biridir. Bir kez daha hatırlamak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık. Aynı zamanda milletçe, nesilden nesile şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz milli iradenin deklarasyonu, istiklal beyannamesidir. 81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu ömürlerinin baharında tankların, tüfeklerin, kurşunların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Bu çoluk çocuğunun rızkını, tarlasının bir yıllık hasadını, kamyonunun, traktörünün lastiğini yakıp darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu minarelerimizden yükselen salalarla sokaklara akın edip meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. Bu istiklal ve istikbalini terör örgütlerinin insafına, tasarrufuna bırakmamak için can verenlerin, şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir.
Kardeşlerim, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. Bıyığı daha yeni terlemiş pırıl pırıl gençlerin samimiyeti vardır. Hanımlar, unutmayın, burada Nene Hatunların, Şerife Bacıların, Kara Fatmaların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Ve şehit polis cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. Şu eda fışkıracak, toprağı sıksan şu eda, canı cananı bütün varımı aslında hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ellerine bayraklarını almış hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Ölüm kusan silahlara göğüslerini siper eden kahramanların azmini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya ay yıldızlı al bayrağı kefeni yapanların vatan aşkını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça Allah'ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi? Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim. İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımızı biraz daha geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum. Bunlar ürkaktır, bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz. Kardeşlerim, 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Darbeci hainler canımıza kastedecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Daha bunun gibi o uzun gece boyunca nice badire, nice saldırı attık. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti. Milli iradeydi. Ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil, topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı. Darbecilerin hedefindeki kurumlara baktığımızda
Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar. Kolay değil. 251 şehidimiz oldu. O gün, ertesi gün. 2200'ü aşkın, evet, gazimiz oldu. Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmaya hedeflediler. Biz ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız. Ama onların böyle bir derdi yok. Dikkat edin. Bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik. Neden bizim askerimize Mehmetçik demişiz? Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Ve tarihten böyle gelir. Küçük Muhammed anlamına Mehmetçik. Dünyada, İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yok. Sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçiği yedirmeyiz. Yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız. Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devletimizi zayıf düşürmeyi, zaafa uğratmayı amaçladılar. Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet-millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler. Doğu ile Batı'yı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilmesi de kuşkusuz bir mesajdı. İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı ve orada direndi. Köprümüz işgal edilmedi. Edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Köle olmayacağız dedik. Mandaya boyun eğmeyeceğiz dedik. Devletimizi parçalatmayacağız dedik. Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz dedik. Ezanlarımızı susturmayacağız. Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik. Bir gecede kadını erkeği, genci yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik. Ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamaz. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlamayanlar hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal mısrağının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar daha darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete millete zeval vermesin diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar bu milletin çapulcuya,
çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar varlığımızı, şehit azizlerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. Allah'ın izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, vatan şairimiz merhum Namık Kemal, amalimiz, efkarımız, istikbali vatandır demiştir. Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali, milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye, icraata imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdamından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi'de, Gavar'da, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye yönelik harekatlarımızla ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin, birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor? Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız diyor. Ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. İşte aramızdaki fark bu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha
ifade ettik. NATO Liderler Zirvesi'ni izlediniz değil mi? Oradaki havayı gördünüz değil mi? Şimdi ben sizden günün bu saatinde, bu güzel yerde, Beylerbeyi Stadyumunda şöyle ellerimizi kaldıralım. Buradan hep birlikte Türkiye'ye televizyon ekranlarından seslenelim. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Sağ olun. Var olun. Tüm şehitlerimizin ruhlarına El Fatiha. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Üsküdar'da yaptığı açıklamayı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında konuştu. Önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz'un unutulmayacağını söyledi. Hiçbir sinsi senaryo birlik ve beraberliğimizi bozamayacak mesajı verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştirileri vardı. Özellikle 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediyesi'ne sığındı dedi. Burada tepkisini dile getirdi. Yine CHP liderine eleştirileri devam etti. Terörle mücadele sürerken birileri de Kandil'den CHP'nin yanında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alıyor diyerek de yine bu noktada da eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sıradan bir darbe teşebbüsüne değil, topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı sözleri de yine önemliydi. Ayrıca 15 Temmuz direnişini de kontrollü darbe diyerek kimsenin lekelemesine izin vermeyeceğiz dedi. Son sözleri de yine NATO zirvesiyle ilgiliydi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı zirveyle ilgili olarak da NATO zirvesinde terör konusunda tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından yine 15 Temmuz gündemiyle devam edeceğiz. Evet, öncelikli gündem bugün 15 Temmuz. Hazırladığımız haberler vardı. Buradan yine devam edelim. Bir virgül koymuştuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla. Şimdi tekrar dönebiliriz çünkü bugün oradaki şehitler, 15 Temmuz'da mücadele eden şehitler unutulmadı, anıldı. Nerede? İstanbul Boğazı'nda. 15 Temmuz'da saygı seyrine ev sahipliği yaptı Boğaz. 8 deniz aracı İstanbul'daki kıyı şeridi boyunca halkı selamladı. Terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları da katıldı saygı seyrine. Vatandaşların da ilgisi yoğundu. Şehit ve gaziler arasına seyir yaptılar. İstanbul Boğazı'ndan halkı selamladılar. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Temmuz dolayısıyla deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi. Genel Müdürlük'te görev yapan gazilerle terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında 3 hızlı tahliye botu, 3 hızlı ripbot ve 2 romortör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu. Deniz araçları önce Anadolu yakası sahil bandına paralel olarak geçiş yaptı. Halkı selamladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından Avrupa yakasına geçiş yapıldı. Ortaköy Meydanı önünde deniz araçları saygı seyri gerçekleştirdi. Meydanda bulunan halk selamlandı ve deniz araçları bölgede su gösterisi yaptı. Aynı gösteri Üsküdar'da da yapıldı. Etkinlikler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tabii 15 Temmuz deyince NATO faktörünü de çokça konuşuyoruz ki geçtiğimiz dakikalarda NATO'nun rolünü de
ayrıntılı bir şekilde haberimizde size aktarmıştık. Şimdi bir kez daha yine bu konuya eğilirsek eğer, Türkiye'de darbeler, kaoslar planlayan NATO önümüzdeki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başı dik bir yanıt alabilecek mi? 15 Temmuz'un faili FETÖ ve bölücü terörün merkezi PKK'ya kol kanat geren ülkeler NATO üyesi. AK Parti hükümeti Amerika ve Batı'nın baskısına boyun eğdi. Şimdi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Bu konu gündemdeyken Ulusal Kanal Antalya ekibi de vatandaşlara mikrofon uzattı. Jeopolitikten güvenliğe, komşularla işbirliğinden Türkiye'nin bağımsızlığına kadar vatandaş milletin vekillerine sorumluluğunu hatırlattı. FETÖ'ye marka besliyor. Amerika besliyor. NATO istediğini almaya çalışıyor. Etrafımız çevirmeye çalışıyor. Rusya'yı çevirmeye çalışıyorlar. Herkes oyundan sorumlu olacak. Referandum olarak yapılmasını ben daha doğru olacağını düşünüyorum yani. Çünkü bunu siyasi karar veremez tek başına. Halka da sorması lazım. Çünkü bu çok önemli. Biz savaş pozisyonunda herkes bize patriotlarını gönderdiler. Sonra çekip aldılar. Kaldık böyle. Ne yaptı yürütme? Hemen karar aldı. Üretime geçmiş. Biz kendimiz yapacağız diye. Türkiye çok ciddi bu işi elekten geçirmesi lazım diye düşünüyorum. Bu da çok büyük bir sorumluluk. Kalmak ya da kalmamak. Bu da referanduma gitmesi gerekiyor. Yani bunu siyasiler bugün var, yarın yok. Bu çok önemli bir konu. NATO'ya satıldık bile. Nasıl? Satıldık bile. Tayyip Erdoğan sağ olsun sattı bizi. Teröristler daha rahat hareket eder. Her türlü bizi vurmaya çalışırlar. Ya meclisten geçmeyebilir ama AKP'nin oylarıyla geçer. Sağduyulu milletvekilleri çıkar mı sizce? Mutlaka, vatansever. Mutlaka çıkması umut lazım. Sahibi. Çıkması lazım mutlaka. Evet çıkması lazım. NATO'da kalması Türkiye'nin doğru mu sizce? Değil. NATO'ya karşıyım zaten. Bağımsızlığı kabul ediyorsak NATO'ya üye olmamamız lazım. Başta Amerika'yla sorunlarımız var. Bu sorunlar giderilmedi. 15 yıldır uçaklarımızın parasını vermiyorlar değil mi? Ve diğer bir takım yapılan şeyler de ortada. Amerika çok zeki bir devlettir. Amerika'ya karşı açık, net ve dik duracaksın. Değer vereceksiniz, layık olduğumuz şeyi vereceksiniz. Ya da Çin ve Rusya ile ayrı bir dünya kurarım, karşınıza dikilirim. Dik ve net, mertçe. Zikzak yaptın mı Amerika biliyor, bunu kullanıyor. Rusya ile Türkiye Cumhuriyetler var, diğer şeyler var. Çok boyutlu ilişkilerimiz var. Yani sadece basit bir açıdan değil, 360 dereceden olayı değerlendirmek lazım. Çünkü bizim Rusya ile ticari ilişkilerimiz var, komşuluk ilişkilerimiz var, coğrafyada Karadeniz işbirliğimiz var. Yani güvenlik konusunda güvenlik çok önemli. Var. Tabii. Yani bunları biz birilerinin isteği için feda edemeyiz yani. Feda edilecek şeyler değil. Gördüğünüz gibi Türk milleti her şeyin farkında. Önemli olan tabii ki bizleri yönetenlerin, hükümetin de bazı şeylerin farkına varması. Şimdi gündemdeki diğer haberlere de bakalım. Vatan Partisi Öncü Gençlik yeni genel başkanını seçti. Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Barış Demiralay Öncü Gençlik'ten mezun oldu. Yeni genel başkansa oy birliğiyle Samet Kunt seçildi. Gençlik Ocağı, her koşulda Öncü Parti ile mücadeleyi benimsemeye devam edeceğiz. Vatan Partisi Öncü Gençlik'te bayrak değişimi oldu. Öncü Gençlik 200 yıllık o yüzden Türk devrimci geleneğinin belki de o ilk gençliklerden sonra Namık Kemal'lerden, Mithat Paşa'lardan, Besmele Niyazi'lerden sonra tarihe nam salacağı, iz bırakacağı bir döneme girdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik, il başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiği genişletilmiş genel yönetim kurulu kampında yeni genel başkanını seçti. 2021 yılından beri Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini yürüten Barış Demiralay, Öncü Gençlik'ten mezun oldu. Aydınlık'ın kanalına biz nasıl başlıyoruz? Siperden ilk fırlayan olarak kanalıyoruz. 15. dönem Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevine oy birliğiyle Samet Kunt seçildi. Gençlik ocağı, devrim kuşağı.
KURT daha önce Türkiye Lise İller Birliği'nde İzmir İl Saymanlığı, Türkiye Gençlik Birliği Ege Üniversitesi Birim Başkanlığı, Öncü Gençlik Ege Temel Örgüt Başkanlığı, TGB İzmir İl Sekreterliği, TGB Genel Sekreter Yardımcılığı ve TGB Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. Son olarak Öncü Gençlik İzmir İl Başkanlığı görevini yaptı. Bizim devrimcilikler başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kaybedersek devrimcilerimizi kaybederiz. Dolayısıyla kişisel makam, hırs, özel mülkiye bunların hiçbiri Öncü Gençlik kadrosunun, Öncü Gençlik yöneticisinin tamah edeceği, ilgi göstereceği şeyler olmayacak. Samet Kunt, Öncü Gençliğin görevlere hazır olduğunu vurguladı. Her şeyi, bütün benliğiyle, bütün karakteriyle, ahlakıyla, her şeyle liderlik etmek için ben Öncü Gençlik Genel Başkanlığı görevini büyük bir mutlulukla alıyorum. Şimdi gelelim bu haftanın en çok tartışılan, konuşulan konularından birine. Atatürk Gençliği, karma eğitimi hedef alan Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdi. Türkiye Liseliler Birliği'nden gelen açıklamada Sayın Milli Eğitim Bakanımız ilk sınavından kaldı denildi. Gençler kız erkek ayrımının getireceği tehlikelere işaret etti. Açıklamada ayrımın FETÖ gibi Cumhuriyet değerlerine düşman cemaat ve tarikatlere cesaret verebileceği vurgulandı. Atatürkçü gençler göreve çağrıldı. Olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması. Yani bu çocuklar okula gelsinler. Bir şekilde okula getirmek gerekiyor çocuklar. Evet. Yani o zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği gibi karma eğitimi tartışmaya açtı. Tekin'e Cumhur İttifakı ortakları da destek verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanın açıklamasını bir adım daha öteye taşıyarak sadece kadınların gidebileceği üniversite ve hastaneler kurulması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir diyerek Milli Eğitim Bakanı'nın sözlerine arka çıktı. Eğitimin bilimsel, laik, çağdaş niteliklerini hedef alan açıklamalardır. Kadını toplumsal yaşamdan dışlamaya hizmet eden çabalardır. Aynı zamanda erkeğin de kabul edemeyeceği bir durumdur. Çünkü bütün erkeklerin kadınlar için tehlikeli olduğu varsayımına dayanır. Ve dahası millet olma bilincini zaafa uğratmaya dönüktür. Bakınız çok tehlikelidir. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı toplumlar yerlerde sürünürler. Dolayısıyla bu açıklamaları biz kabul etmiyoruz. Cumhuriyet değerlerini hedef alan bu söylemlere gençler tepkili. Türkiye Liseliler Birliği karma eğitimi hedef alan açıklamalara yanıt verdi. Sayın Milli Eğitim Bakanımız ilk sınavından kaldı. Karma eğitimi tekrardan tartışmaya açtı. Bizler ülkemizin ortak geleceğini beraber kurmak için kız erkek aynı sıraları paylaşıyoruz. Liseliler kız erkek ayrımının getireceği tehlikelere dikkat çekti. Kız erkek ayrımı milli eğitim hedefini engelleyen gerici bir tavrı ortaya çıkarır. FETÖ gibi Cumhuriyet değerlerine düşman cemaat ve tarikatlere cesaret verir. Kız ve erkek öğrenciyi birbirinden ayıramazsınız. Atatürk Gençliği görev başında olduğunu bir kez daha ilan etti. Türkiye Liseliler Birliği imza kampanyası başlattı. Biz varız. Gerici tavırlara geçit vermeyen Atatürkçü liseliler burada. İmza kampanyasına sen de destek ol. Haklı tepkimizin gücünü gösterelim. Türkiye Liseliler Birliği tüm vatandaşların imza kampanyasına katılması için sosyal medyadan paylaşım da yaptı. Sevgili izleyiciler, Vatan Partisi'nin bir mücadelesi daha sonuç verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'na ilişkin imzalanan protokol iptal edildi. Kurtuluş Parkı'nın eksiklerini bir özel üniversite eliyle gidermek için protokol imzalamak sadece bir acizlik gösterisi değil, büyük bir rant planıdır. Vatan Partisi bir mücadele alanından daha zaferle çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin simge yerlerinden Kurtuluş Parkı'nın bir bölümünü TED Üniversitesi'ne peşkeş çekti. Ankara ancak kamucu bir yönetimle hak ettiği değeri görecektir. Bundan önceki yönetimleri rantçı olmakla eleştirip göreve geldiğinde aynı anlayışı devam ettirenlerin düzeni sona ermektedir. Üniversiteyi tahsis edilen Kurtuluş Parkı için Vatan Partisi harekete geçti. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı Kurtuluş Parkı'nda eylemlere imza attı. Kurtuluş
halkındır, halkın kalacak. Kurtuluş halkındır, halkın kalacak. Vatan Partisi'nin bu mücadelesi zaferle sonuçlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Ankara'nın simge mekanlarından Kurtuluş Parkı'na ilişkin imzalanan protokol iptal edildi. Mansur Yavaş yönetimi ve TED Üniversitesi yönetimi kendilerince hukukun çevresinden dolaşarak bir peşkeş planı içerisindedir. Müjdeyi Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz sosyal medya hesabından duyurdu. Vatan Partisi Kurtuluş Parkı'nı kurtardı. Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki bütün partilerin onayıyla imzalanan Kurtuluş Parkı'nı özel üniversiteye peşkeş çekme protokolü eylemlerimiz sonucunda iptal edildi. Sistemin rantçı partilerine mahkum değiliz. Vatan Partisi var. Efendim, bültenimizde son olarak Kayseri'ye gidiyoruz. Beden işçisi, temizlik ve güvenlik pozisyonları için adaylar noter huzurunda kura çekimi programına katıldı. Törende Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ihtiyaç duyulan ve İşkur üzerinden başvuran adaylara yönelik noter huzurunda personel alım kura töreni yapıldı. Sağ olasın, Allah razı olsun. Töne Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da katıldı. Dördüncü defa değişik birimlerimizde ihtiyacımız olan kardeşlerimizi seçerken birilerinin tavassutundan öte liyakatıyla ve daha sonra da inşallah nasibiyle kura ile bir çalışma yapıyoruz. Büyükkılıç noter huzurunda kura çekimi programını başlattı. Personel adaylarının noter huzurundaki kura töreninde heyecanları gözünden okunurken kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Sağ olasın. Allah razı olsun. Böylelikle ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama bültenimiz sonrasında saatler 21'i gösterdiğinde 15 Temmuz özel yayınıyla Can Karadut sizlerle birlikte olacak. Sayın Can Karadut'un önemli konukları da var elbette. 15 Temmuz'un dününü, bugününü ve yarınını konuşacaklar. Bu özel yayını da kaçırmayın diyoruz. Yarın saat 19.30'da görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.